Merhabalar, yeni bir günde sizlerle beraberiz. Ben kahvaltı hazırlıyorum bugün, erken buluştuk sizlerle. Bugün kahvaltıya Muzaffer dönderme istedi. Bizim yörenin böyle Kırşehir taraflarında, Yozgat, oralarda bilinen, yani aslında gözleme diğer adıyla ama bizim yörede ismi döndermedir bunun. Hani eskiden hep anneanneler falan köye gittiğimizde çok yaparlardı bunu. Çok da seviyorum, ben de seviyorum. Muzaffer'i de alıştırdım. Muzaffer gibi bilmiyorlardı. Ama bizim sayemizde öğrendim. Şimdi bize yufka kültürü yok ya. Bizde evet. Bazlama var. O yüzden bilmiyordu ama dolayı. Şimdi öğrendi ve çok seviyor. Biraz tereyağı koydum. Biraz da sıvı yağ koydum. Tereyağı buna çok güzel bir şey veriyor, lezzet veriyor. Çayın altında yapayım. Çayımı demledim aslında ama altını söndürmüştüm. Şimdi birazdan çocuklar da gelecekler. Kral da kahvaltıya gidecek bugün. Biraz geç gidecekmiş. Hep beraber kahvaltı yapacağız. Kahvaltı soframız şenlikli. Zaten her günümüz şenlikli. Gerçi değil mi Muzaffer? Aynen öyle. Ay benim arkadaşım Hava'ya buradan da öpüyorum. Selamlar olsun. Okuldayken, ortaokuldayken öğlenleri yemeğe giderdik eve. Arkadaşı varmış bir tane, Samimi. Ona sorarmış ne yedin diye. O da dönderme yedim dermiş. Ondan bu dönderme ne acaba, dönderme ne bir merak edermiş. Sonra bunu öğreniyor arkadaşım. Ama o 5 tane yumurta kırıyormuş içine. Ben bir öyle tarifini anladım diyorum. Dedim 5 yumurta dedim, çok fazla arkadaşım dedim ona. Bir tane yumurta yeterli. Hatta hani peynir falan da koymazlar bizim oralarda. Bunun arasına böyle yoğurtlu, yumurtalı bir karışım da çok güzel oluyor aslında. Tam börek gibi oluyor. Ama ben eski bilinen yöntemiyle yapıyorum şimdi tabii. Şöyle bir tane yumurtayı. Tost yerken çift kaşarlı derler ya. Bunu da çift yumurtalı yap. Tabii olur canım. Bol yumurtalı da olabilir. Ben şöyle ortasına doğru peynir de koyuyorum. Biraz da beyaz peynir koyacağım. Bu annemin yaptığı peynirden. Biraz da beyaz peynir koyuyoruz Zafer şurada. Şöyle. Bu yağlı ya. Şundan da ezeyim birazcık. Ay koştura koştura bir kahvaltıyı hazırladım. Çocuklar gelmeden diye. Çünkü biliyorsunuz Asya'da hemen işin içine giriyor. Benimle beraber o da yapmak istiyor. Evet şöyle. Akşam suladım. Saat kaçtı? 11 falandı. Yufkayı suladığımda Muzaffer'in aklına geldi. Allah razı olsun. Annemin ellerine sağlık. Yufkalarımızı yaptı, getirdi. Evet yalnız şöyle tereyağımız da kızdı. Bu iki tarafı da güzel bir şekilde kızaracak. İki tane yapıyorum. Yeter mi? Yani bir tane yetmez. Gerçi Ünal çok öyle hamur işi yemiyor, ekmek ama falan yeter, yemiyor. Ama yeter, doğru. İki tane mi yapayım? İki tane. İki tane yapayım. Ay bu sefer güzel sulamışım. Yumuşacık olmuş ekmek. Bazen olmuyor, nedense yapamıyorum. Şeyin, Asya'nın aklıma geliyor Muzaffer söylediği. Yapamıyorum deme. Sadece dene. Ya gerçekten öğrenmiş. Çok güzel bir söz biliyor musun bu? Evet. Yapamıyorum demeyeceksin. Dene. Dene. Dene yine yap ama. Ay dedim çok güzel bir sözmüş kızım bu dedim. Geçen neydi ya? Bir şey olmadı dedim. Ben de yapamadım dedim. Hemen o sözü söylüyor. Yapamıyorum deme. Sadece dene. Ay tuz atmadım ben bunu Zafer. Demin aklıma geldi tuz atmadığım. Birazcık da tuz atayım. Gerçi peynir tuzlu da. O yüzden de atmak istememiştim ama onu da beyaz peynirden koyalım. Malzemesi bol olsun. Çekilme malzemesi. Çekilme tabii doğru. Geldiler. Çocuklar geldi. Kapıya bakalım mı? Merhabalar efendim. Kahvaltı ekibi geldi. Aynen kahvaltı hazır. Günaydın. Aa sen yok mu? Yok. Niye sessiz geliyor bu? Asya babasıyla gelecek. Ha tamam. Babası olunca beni görmüyor gözlük hiç. Ya, onu daha az görüyor. Bak anasın. Bak. Gözleme yapıyorum. Günaydın. Çiçeğim. Öpücük var mı bana?
Öpücük var mı bana? Günaydın öpücüğü. Evet tamam. Mama acıkmış, acıkmış. Size yağda yumurta yapacağım, tamam mı? Onlar gözlemeden tamam yemezler belki. Tamam. Size yağda yumurta. Kavalansın. Şimdi kapat. Sabah. Evet, bugün değil mi yumuşak gibi hava? Evet evet, çok güzel. Neyse, aa gel şu. Nasıl esiyor? Var, evet. Neyse, sınavla sona artık 5 gün, 6 gün. Yeni sayım başladı. Aynen. Kahvaltıdan sonra siz çocukları parka indirirsiniz, olmazsa ben biraz çalışırım. İnşallah. Sağ olsun Ünal da çocuklara baktı, 9'a kadar uyumuşum. Ay. 4.30'da uyudum çünkü. Uyumadı mı geceyinde? Arkası verdi mi bunu? 1'e doğru yattım zaten. Tam yattım uyandı. Ardına Asya anneanne diye bağırdı. Ada yatağına yatırdım. 5 dakika sonra yine uyandı. Saat 4.30'du ya uyuduğundan. Arkası verdi mi adaya? Dişçi. Babacım arkası etkilemiyor. Dişten diyoruz. Yani ne bileyim ben, bu çocuk bebekken daha iyi uyuyordu. Büyüyünce uykuları bir garip oldu. Enteresan oldu. Anneciğim, Ünal'a da yumurta kıracağım. Tamam. Çocukların olsun. Tamam. Ada mamma yiyecek misin mamma? Evet, döndürmemiz kızardı. Şuradan bardak da çıkarayım. Ünal büyük bardağı evet, şöyle. Aa, anneciğim ben. Büyük bardağı seviyorum. Ünal yiyelim mi? Çocuklara da yumurta. Şöyle atayım buna da. Demek sen yine uyumadın. Ada. Ha? Çocuklara iki tane kırayım mı annem? Olur. Asya yer çünkü yağda yumurta. Diyor ya o gün. Okulda diyor yağda yumurta yapmıyorlar anne diyor. Ha, ben de özlüyorum diyor. Bunu da niye ayrı kırıyorum? Çocuklara çünkü organik yumurta, bize normal yumurtadan kullandığımız için ayrı ayrı pişiriyorum. Evet, gözlemeniz de olmak üzere. Şöyle yumurtamızı kıralım. Şimdi aç bir şekilde geliyor. Kahvaltıyı çok seviyor. Anneannesi gibi. Asya. Tereyağından güzel kabarmış öyle. Evet. Çok güzel. Evet. Gözlememiz olmak üzere. Şöyle onu da alacağım. Onu bir tabağa mı koyacaksın? Evet. Tepsiye aldım. Tepsiye koyalım. Bizim orada dediğin gibi yufka kültürü çok olduğu için Muzaffer, yufkayla her şeyi yaparız biz kızarda. Bizde bazlama var. Bak, Elma Dağı'nda gözleme de yok. Elma Dağı'nda yufka da yok, bazlama da yok. Onlarda da tandır ekmeği var. Sığır dili. Sığır dili var. Evet. Doğru. Geçenlerde de yine söylemiştim ya, yörenin duruma göre ekmek çeşitleri oluyormuş. Evet. Mesela odunu az olan yerlerde, işte yakacağı az olan yerlerde çabuk pişen ekmekleri yapıyorlarmış. Eğer odun falan fazlaysa daha uzun sürede pişen ekmekler yapıyorlarmış. Mesela Trabzon tarafında falan ekmekler böyle şey oluyor ya, çok büyük, kalın. Evet. Orada odun çok. Ormanlık her yer. Onun etkeni var. Bizim yörede ağaç yok, orman yok tabii ki. O yüzden hemen yufka pişiriveriyorlar. Tamam. Böyle yalnız kızdı. Bir de Ünal'a yumurta kırayım. Ünal da yumurtayı çok seviyor. O da yani ekmek falan yemediği için sadece protein ağırlıklı besleniyor. Gerçi onlar Lütfiye ile spora falan gidiyorlardı bir dönem. Tabii şimdi iki çocukla mümkün olmuyor. Lütfiye hatta adadan doğumdan sonra spora yazılmıştı, bir süre gitti. Sonrasında tabii fırsat olmadı, yani yapamıyor. Yapamadı daha doğrusu. Bizce parti kaydını dondurdu artık o da. Geldi geldi, mama geldi, gel. Efendim. Ha, gel. Ay, ne oldu ayağına? Ne oldu ayağına? Ne oldu ayağına? Ne oldu kızım ayağına? Oh, geçti mi? Ne oldu ayağına bebeğim? Ne oldu ayağına aşkım benim? Tamam, yumurtamız pişti şimdi. Abla da gelsin yiyelim. Tamam mı? Gözlememiz de pişti. Kahvaltılarımız hazır. Ha, o günkü aldığımız kıyafeti giydirmiş annesi. Çok yakışmış. Gözdürüyor. Gerçekten ayağı acıyor. Ne oldu ayağına? Bir açsana birazcık yüzüldü. Dur,
Ayşe bir dakika. Dur dur açalım dur anne. Aşkım benim acıktı. Ayağım çarptı, yüzüldü ayağım. Dur ayağına bakalım. Dur, ayağına bakalım. Dur yara bantlarını da ablam bitirdi hepsini Allah aşkına. Bak şurası. Onu gösteriyor. Yara bandı yapıştıralım mı oraya? Öp diyor anneannesi öp. Yara bandı yapıştıralım mı? Ya ben de öpeyim. Yürüyemiyor ama bir görsen. Lütfiye. Ayağın üstüne basamadı gördün mü? Tamam ben yara bandı yapacağım. Gel baba sandalye. Bakar mısın? Hadi gel. Şimdi ablayla baba da gelir. Hadi gel. Bak bak bak. Dur yara bandı yapıştıracağım ben sana. Hemen yara bandı yapıştıracağım. Sana yumurta da koyalım. Ay kızlarımın baksana çatalları. Ay bu çatalları hep unutuyordum. Asya'ya veriyorum rastgele ya. Asya'nın inekli tavşanlı. Aynen aldım. Şimdi öğrendim artık. Ana ne diyor? Bu benim değil diyor. Allah'ım dedim. Kızım ne var onunla yesen ne olur? Yo mümkün değil olmaz. Biz çocukluğumuzda vallahi ne verilirse yerdik, ne giydirilirse giyerdik. Kendi zeytinimiz. Ha çok güzel oldu zeytinimiz. Ay domates çok güzel gözüküyor bu arada. Ha tadı güzel de evet. Bakalım nasılmış tadı merak ettim. Evet güzeldi. Şu da Adana'nın. Ada. Şöyle bıçaklarımızı da koyalım. Hadi bize afiyet olsun. Bak. Ada yapacak mısın kahvaltı? Annesi ona yaptır istersen birazcık. Yap tabii. Gel. Yumurtasından koyalım. Şimdi yumurta canavarı abla gelir. Annem tüm yumurtaları yer. Hepsini bitirir. Askerle birlikte mi yeseydik? Öyle olunca iştah daha çok açık oluyor ya. Hani onlar da gelmediler. Kahvaltıyı yaptık. Ay çocuklar yukarı çıktılar. Dışarıda da bir fırtına var. Nasıl fırtına? Bizim şu arkada uzakta girişte erik ağacı vardı. Onu kökünden sökmüş. Ha öyle diyordunuz. Ha, parktaki vardı. İki tane ağaç kökünden sökülmüş. Allah Allah. Ya kökleriyle birlikte yatmışlar. Acayip inanılmaz bir rüzgar var dışarıda şu anda. Ben de dedim şöyle üstün körü artık evi bir toparlayayım. Çamaşır falan yıkayacaktım ama şu rüzgarda da dışarıya asılmaz. Mümkün değil. Lütfiye'nin askıda şeyi vardı. Yorganı yıkamış Muzaffer. Böyle devirmiş. Askıyla beraber. Devirmeme gibi imkan yok. Çok aşırı evet, derece rüzgar var. Bir de ayrıca bir de bizim burası üst kat ya. En üst kat. 9 çok kat. Esiyor. Evet. Lütfiye diyor ki hani bizim orası daha da esiyor sanki diyor. Valla kahvaltıyı yaptık. Gözleme çok güzel olmuş değil mi Muzaffer? Şahaneydi. Şey gözleme de dedi isterim. De dönderme. Seher'e de yolladım. Yufka'dan. 4 tane falan da ona yolladım. O da diyor ki ben de kevrekli yapayım diyor. Kevrekli ne? Döndermenin diğer adı da kevrekli. He. Böyle değişik değişik isimleri var tabii. Şu masanın altını da süpüreyim şöyle elimdekini atayım da. Yani her gün neredeyse süpürgeyi açıyorum mutlaka açıyorum. Geçenlerde bu süpürge hiç çekmiyordu. Muzaffer dedi ki toz torbası inanılmaz dolmuş. Bunu da boşaltayım süpürdükten sonra. Burada şu toz torbasının arkasında filtre varmış. Onu ben hiç bilmiyordum. Şu arkadakini çıkarıyordum. Şurada filtresi var. Muzaffer dedi ki açayım da içine bir bakayım. Çünkü çok eski bir makine değil bu. Zaten 3 yıllık. Tabii 3 yıllık falan bir makine. Neden çekmiyor dedi. Bir de mesela salonu süpürüyorum ya. Şu koridora geçtiğimde otomatikman duruyor. Hiç çalışmıyor. Saç kurutma makineleri hani otomatik atar ya. Aynı onun gibi atıyordu. Muzaffer orayı bir açtı ki dedi burada filtre varmış dedi. Filtrenin yani hava alacak bir yeri kalmamış. Beton tamamen gibi olmuştu o da. Dolmuş. O toz doldurmuş. Evet. Onu. Bir de motora da sıkıştırıyordu. Ondan atıyormuş. Demek ondan dolayı da atıyordu. Hiç peki çekiş de yoktu. Evet. Hiç çekmiyormuş. Yani doluyordu toz torbası. Lütfiye diyordu ki anne bu hiç çekmiyor. Çekmiyor hiç diye çekmiyor. Zaten ben de tamirciye götürecektim. Ha, tamirciye gitmeden evvel dedim ben de. Bir bakayım nasıl olsa bozulursa tamirci yapar diye bir evet, bakayım dedim ben de. Şansımı deneyim dedin sen de. Yapamıyorum ama deme. Ama şimdi yapamıyorum deme sadece dene. Asya'nın sözü artık çok güzel çekiyor. Hatta dün Lütfiye şeyi getirmiş kendi elektrik süpürgesini getirmiş. Almış diye böyle ışıklı.
Ay yok kızım dedim ben ona dedim hayatta süpürmem bir daha. Çünkü ışık tozları var ya o kadar büyütüyor ki. Yani her yer toz gözüküyor. Yok kızım dedim benim süpürgem iyi. Bana yeter bu ben bununla süpürürsem dedim. Bir de deterjanla şu masanın altını sileceğim. Çünkü yemek yerken örtü sersek de çocuklar mutlaka ellerinden bir şeyleri atıyorlar, döküyorlar. Yani bir süre bizim 1-2 senemiz böyle hani çok temiz olamayacak gibi devam edecek görünüyor. Ama olsun, sağlık olsun, sağlıklar yerinde olsun da aman kirletsinler. Camlar zaten parmak izi ve dün yağmur yağdı, camlar çamur. Yani o kadar çamur oldu ki böyle rüzgarla beraber yapıştırdı tozları da. Artık siz yokken belki temizlik yaparım. Sınava gidecekler ya beraber. Biz Asya ile kalacağız da Asya okuldayken cuma gidecekler çünkü cuma günü belki akşama kadar bir temizlik yaparım. Yine batacak. Ha yine batacak da çünkü birkaç gün yağmur gösteriyor zaten cam silmem de. Ay biraz önce şey yaptık bir de Muzaffer'in takım elbiseleri falan vardı. Onları ayırdık. Şöyle bir çanta giyinmedik kıyafet çıktı yine. Eski kumaş pantolonlar vardı. Eski model. Ama yepyeni, hani çok az giyildiydi. Muzaffer hani yıllardır neredeyse görev bıraktığından beri, emekli olduğundan beri kumaş pantolon hiç giymiyor. Genelde hep spor pantolon giyiyor. Giyerim diye tutuyorduk. Muzaffer dedik aman bunları verelim. Yani evde kalabalık artık istemediğimiz için Muzaffer de öyle içi dar alıyor. Benim de öyle. Onları ayırdık. Yatak odasını da dedim ben yani toz olmuşken orayı da bir süpüreyim. Şu ucunu değiştireyim. Şunun altını da süpüreyim. Makineyi çalıştıracağım. Bulaşık makinesi doldu. Maşallah hemen dolu veriyor. Ucunu değiştireyim. Ay bir de dün akşam var ya balık temizledi. Muzaffer balık yani daha doğrusu alışverişe gitmişlerdi. Hamsi görmüş. Dedi ki biz yokken dedi yani ben yokken dedi daha doğrusu size hazır yemek olur en azından çıkarırsınız. Palamutu öyle yapıyoruz çünkü. Palamutu geçenlerde bayağı bir almıştım Muzaffer 3 tane falan. Onları böyle 3 pişirimlik ayırdım. Geçen gün çıkarttım mesela hemen salata yaptık yanına çok iyi oldu. Hem sağlıklı. Bitti mi? Palamut var daha. Şimdi bir de hamsi koyduk. 2,5 kilo hamsi almış ama böyle boynum koptu akşam. Bir de kılçından da etliyorsun. Kılçığını temizledim. Çocuklar evet. Rahat yesinler diye. Yani biz de seviyoruz gerçi kılçıksız rahat yemeği. Ama ben onu şey yapacağım ya. Buğulama çok canım istiyor. Oh. Hamsi buğulama yapacağım. Patatesli böyle altına soğanla. Oh. Öyle canım çekiyor hamsiyi. Kızartma değil de. Uğlama canım çekti. Sen yokken artık onu öyle yaparız. Ya da sen gitmeden bir gün yapalım. Sen de yersin. Gerek bu hamsi yok. Çok tazeymiş. Çok güzelmiş. Kilosu ne kadar dedim Zofra? 139. 140 lira. 140 liraya düşmüş. Çünkü geçenlerde biz palamutu alırken 270 liraydı. Hamsi. Hatırlıyor musun? 270'ti evet. Şimdi çoğalmış ya hamsi. Artık palamut bitiyor. Geçen gün gittiğimde 230 liraya düşmüştü. Ha şimdi bundan sonra düşer zaten tabii fiyatları. Tabii 100 liraya da. Falan düşüyor zaten. 100 liraya düşer. Ya hani biz gidemeyiz artık. Hani Ünal da çok yoğun çalıştığı için onu da gidip alma şansı olmuyor. Neyse fırsat olursa seher falan gidiyor ya. Seher alırız olmasa balık yine. Çünkü çok iyi oluyor. Yani buzluğa sebze koymaktansa balık türü koymak daha mantıklı. Haftada en az bir kere iki kere yemek lazım. Evet çok sağlıklı zaten. Asya'da yedi bu sefer. Hoşuna gitti Asya'nın da hoşuna gitti evet. Böyle ekmek arası yaptık. Çok sevdi o da. Ben şurayı da süpüreyim de. Rüzgardan balkona bile çıkamıyoruz. İnanın böyle kapıyı ittiriyor. Yani inanılmaz bir rüzgar. Ama bugün şey diyordu meteoroloji. Her yerde varmış. Aa şeye kar yağmış. Hasanoğlan'a, Keskin'e. Şimdi anneme de konuştuk da. Ama diyor orada da rüzgar varmış. Tozla diyor böyle oradan oraya savuruyor diyor. Hasan oğlana çok güzel yağmış. Çok güzel yağmış evet. Diyor. Çok güzel kar yağmış. Ve Kasım ayında çok çok erken yağdı. İnşallah devam eder. Allah bereketini versin evet, inşallah. Ama bu yıl geleceğini söylüyorlar. Yani bolca çok yağacağını kış söylüyorlar. Kış gelecekmiş evet. Güzel kış gelecekmiş. Tabii mevsim normallerini yapsın. Kış kışlığını yapsın. Tabii yaz yazlığını yapsın. Hani mevsim normallerinin üstüne çıkmasın, farklı olmasın. Bugün
yemek ne yapsak diye onu düşünüyorum. Erişte yapalım, bir peynirli erişte yapalım. Peynirli erişte. Çok güzel olur. Kurtarıcı. Evet. Tarhana çorbası da yapabilirim. Tarhana çorbası? Tarhana çorbasını 2-3 gün içtik. İsterim, isterim. Tamam, biraz da tarhana çorbası yapalım. Şu rüzgarlı havada. Oo, ne güzel. Bir de film açarız. Tamam. Tamam. Ay, Lütfiye'nin de yani ders çalışma şeyi bayağı ilerledi. Anne diyor, son bir iki gün kala da şey yapacağım diyor, tekrarını yapacağım diyor. Onlarla ilgili test falan çözeceğim diyor. Konuları bitirmek üzere, çok şükür. Çok şükür. Yani biraz zorluk çektik ama sonu güzel olsun. İnşallah başarsın da çocuğum. Sandalyelerin zaten çoğu yerini boyadı Asya. Çünkü masada boya kalemiyle yaparken şöyle eliyle bir hareket ediyor. Hemen çizi veriyor. Allah'tan leke çıkarıcı var. Böyle fıs fıs. Oradan bir de duvarları yazmaya başlamadı. Evet. Duvarları da boyamaya başlayacak. O yüzden çocuklar, boyalarla evet. Oynarken hiç gözümü üstünden ayırmamaya çalışıyorum. Fırsatını bulduğunda. Geçen gün bütün ellerini ayaklarını yazmış. Her yerini. Boyamıştı ya. Evet. İçeride oynuyordu. Sessiz olduğu zaman korkacaksın. O zaman şort yapalım. Vardı. Hava daha sıcaktı ya. Sen bacaklarını, ellerini, kollarını, her yerini yazmış. Boyamış. Mobla şey yapayım. Burayı sıyı vereyim hemen. Mob iyi oluyor değil mi? Ay evet, büyük rahatlık. Ay bu mob büyük rahatlık gerçekten de. Bundan anneme de aldım. Yalnız ben bunu 200 küsüre almıştım internetten. Burada bir AVM var. Böyle şey züccaciye üzerine. Oradan ne kadar aldım biliyor musunuz? 100 liraya. Ve aynısı. Aynısı. Yani birebir aynısı. Aynısı. Marka da aynı. Ya marka farklıydı da. Yok, marka aynı. Yani marka. Markası aynı, baktım da. Markası farklıydı sanırım Muzaffer de ama şey aynı. Yani birebir her yeri aynı. Yani 100 lira verdi, 200 biz 270 lira mı almıştık bunu? Öyle bir şey sanırım. Yani aynı ürün bu kadar farklı fiyata nasıl satılabilir? Ben onu da çözmüş değilim yani. Annem kullanmak sormadım ona ben. Anne dedim, çok büyük kolaylık dedim, hiç şey yapma. Eğilerek silme dedim. Dizlenmene gerek yok. Evet evet. Evet. Ve şey yapıyor, bezi çok güzel topluyor yerdeki kalan şeyleri, tüyleri falan. Gerçi elektrik süpürgesiyle süpürdüğüm için, işte başları çok kolay döndüğü için çok büyük rahatlık. İşte tamam, bu kadar. Şimdi bunu bir yıkayayım, bir de şu masanın altını alayım. Böyle her gün günlük yapmanız gerekiyor tabii ki. Tekrar yıkayıp geleyim bezini. Bir de şu salonun orasını alayım çünkü şey oluyor. İşte su lekesi bu laminantlarda inanılmaz derecede leke yapıyor yani.
hepsi. Allah. Kırıntıları süpürdüm ama. Şöyle altına falan da rahatlıkla girdiği için. Valla silmek büyük kolaylık bununla. Bunlar başlıkla. Boyu mu kısa acaba ya? Çok eğilmek zorunda kalıyor. Uzat. Birazcık. Uzuyor muydu acaba? Tabii. Son mu? Son sanırım ya. Hani birazcık kaldı. Çok eğilmek zorunda kaldım da. Tamam. Şimdi biraz daha iyi oldu. Televizyonun tozunu alırsam, televizyon o kadar çok toz çekiyor ki. Elektrikleniyor ya. Ondan evet. Dolayı. Bir de şey, adamın parmak izleri var televizyonda, hep her yerinde. Asiye yapmıyor. Düzeltmemiz gerekiyor da Muzaffer. Ya kesinlikle oraya bir girmemiz lazım. Evet, kiler. Çünkü annemlerin getirdiği eşyaları falan attık. Ya. Orayı elleyemedik. Bir günde kileri düzelteceğiz. Sen gitmeden orayı da yapalım. Yapalım. Tamam, salonla ilgili bir toz alacağım, o kadar. Şimdi yatak odasıyla diğer odaları da süpüreyim. Şuracak neredeyse bizi. Aşağıdaki yaprakları getirmiş bakalım. Yapraklar uçmuş. Ağaçlar. Felaket sınavı var. Çok şükür işi bitirdim. Tozları aldım. Çocuklar da evlerindeler. Bugün Ünal evdeydi. O yüzden biz de kendimize özel şey yaptık. Saat yaptık. Mısır patlatıyorum. Şimdi film açacağız. Zaten'le hem film izleyeceğiz. Meyve yiyeceğiz. Mandalina soyacağım şimdi biraz da. Mısırla beraber. Yani mısır da o kadar güzel patlıyor ki. Pazara gittiğimde bir daha alacağım. Ne kadardı ya? Kilosu 45 lira mıydı? 1 kilo almıştım. Ya 45'ti ya 50'ydi. Sıvı yağ koydum. Biraz da tuz atıyorum. Gerçi Muzaffer çok tuzlu seviyor ama tuz nedense üstünde kalmıyor. Şöyle cam kapak kapatıyorum ki patladığı gözüksün diye. Kendi kapağını kapatmadım da. Patlayınca gözüküyor. Ay, rüzgarın sesini duyuyorsunuz değil mi? Yani... Ay, hiç kesilmedi. Sanki iyice şiddetlendi. Değil mi? Gün boyu fırtına sürüyor. Dünden şey nasıldır? Deniz nasıldır? Rüzgar kim bilir? Bence şeye kadar gelmiştir o. Kafelerin falan olduğu tarafa doğru dalgalar gelmiştir. Öyle oluyor çünkü. Koni altında doğru. Yola kadar geliyor. Yol sular altında kalıyor. Evet. 5-6 metre dalgalar büyüyor orada. Hatta aklıma geldi gitsek biraz dalgalarımı seyretsek diye de. Ay, sonra da gözüm yemedi. Çünkü yani arabanın üstüne bile bir yerlerden bir şeyler gelip çarpabilir. O derece. En güzel, yani balkonlardan en güzel evde oturmak. Ha, en güzel bu havada evde oturmak, doğru. Evden çıkmamak. Yani çok şükür dışarıda bir işimiz de yok şu anda. Bugün 6-7 derece olacakmış dışarısı. 10 derece düştü bugün. Evet, tam 10 derece. Düne göre 10 derece düştü. Yani şu anda şey yanmıyor bizim, kaloriferler yanmıyor. Evin içerisi güzel, çünkü sabah güneş almıştı ya güneşten dolayı. Dışarı soğuk da. Ama içeri yatak odası tarafı soğuk. 16-17 derece. Orası serin. Evet. Ha, orası serin. Mutfiyeleri ne daha sıcak. Biraz önce Muzaffer onların camlarına bakayım diye çıkmıştı da. Camlarından aşırı rüzgar geliyor. Daha çok ses geliyor onların oradan. Ayarımı yapayım diye çıktı Muzaffer de. Ben de bir ara çıktım. Onların ev daha sıcak. Salonda cam sayısı fazla ya onların.
Herhalde ondan dolayı daha başlamadı atlamaya. Mısırlarımız. Şu mutfağın kapısını örter misiniz Zafer? Şimdi mısır kokusu bütün evi sarıyor çünkü. Bulaşık makinesini de çalıştırdım. Bulaşık makinesi de çalışıyor. Şimdi biz bir iki saat film izlerken dinleniriz. En azından vücudumuz da dinlenir, kafamız da dinlenir. Hani film izlerken başka bir şey düşünmüyorsunuz. Biz Allah'tan genelde hani aynı filmleri tercih ediyoruz Muzaffer'le. Gerçi Muzaffer Hasanoğlu'na falan gittiğinde macera tarzı daha çok izliyorsun sen değil mi? Evet, orada. Dövüşçü Kavgalı biraz daha fazla seviyorum. Ha, ben sevmiyorum öyle. Hani savaşlı, dövüşlü falan da sevmediğim için. Mısır patlamaya başladı bu arada. Evet. Ağzını açayım mı? Hayır, patlar. Ha, genelde şeyi tercih ediyoruz Muzaffer biz. Yaşanmış hikayelerden oluşan filmleri tercih ediyoruz. Gerçek öyküleri. Yaşanmış olaylar ya. Evet. Ha, onları çok seviyoruz. Şuradan bir su koymak için de kat çıkarayım. Bir de klasik filmler olursa daha da güzel oluyor. Ha, evet. Ben korku filmlerini çok severim. Korku filmlerine bayılırım. Lisedeyken de Agatha Christie'nin böyle romanlarını çok okumuşumdur. Bir de şey Barbara Cartland romantik romanlar vardı. Onları çok severdim. Ama şu anda kitap okuyamıyorum ya. Yani zamanlı olmuyor. Geçen gün kitap fuarına gittiğimde alsam mı acaba birkaç tane kitap? Ama sen bir ara bir güzel sardırmıştın. Okumaya tam sarmıştın. Evet, maalesef bende şey var. Çabucak bitirme durumu var. Hani kitaba başlayayım, her gün bir 5 sayfa okuyayım, olayı yok. Kitabın sonunu çok merak ediyorum. O yüzden de gece gündüz okumak istiyorum. Ay bak, nasıl patladı. Bir de çok lezzetli bir mısırmış. İnşallah aynı kadını bulurum da alırım. Bu hafta pazara gidelim çünkü sen gideceksin. Daha pazar olayına çok giremeyiz biz zaten de. Pazardan bütün ihtiyaçları alalım. Çarşamba günü mü? Aha, çarşamba günü alırız. Evet. Cuma günü nasıl olursa yolcular. Muzafferler. Asya ile ben kalacağım baş başa. Hatta bugün İnan dedi ki Asya'yı niye götürmüyorsun dedi. Ona da tekrar uçak bileti alalım. Dönüşte uçakla dönecekler çünkü. Ama şey bulamadılar, bilet bulamadılar. Baştan biz niye öyle düşündük acaba? İki çocukla lütfen dedik yani ilgilenemezler. Sadece anayı götürelim, Asya annemle kalsın diye düşünmüşlerdi. Sonra Ünal bırakmak istemedi, Asya'ya çok düşkün. Onu da götürelim dedi ama bilet bulamayınca mecbur kalacak artık. Evet. Biraz daha mı büyük tencere koymak lazım? Yok. Bitti zaten altında patlamayanlar. Patlayanlar üstte çıkıyor ya, patlamayanlar altta yani. Kalıyor. Şimdi bitti. Zaten 2-3 tane bir şey kalıyor patlamayan. Hepsi patlıyor. Evet. Bu da cinsine göre mi patlıyor? Tabii ki. Mesela şey vardı, cin mısırı. Onlar patlamaz, annem alırdı ondan. Kavurga gibi. Patlamaz ama lezzeti çok güzel olur. Böyle elekte yapardı. Tüt üstünde. Ah şey oldu. Ne? Kapağın suyu. Onu kurulayım bence. Onu kurula da ha, evet. Sert olması önemli kalır. Halbuki hava alma yeri de var ya. Niye öyle sulandı da anlamadım. Cam kapak koymuştum da. Şimdi. Bir tanesi sarılı oldu. Evet çok lezzetli. Bir de saklı mısır patlatma şey olurdu ya. Ha onu diyor ki elek. Evet elek. Elek. Annem işte çok yapardı onda. Ay şöyle bir mat tutayım da. O kadar ısınıyor ki. Hatta bunun dibi yanabiliyor. 2-3 tane patlamayan kaldı da. Evet. Tamam bu soğusun onu sonra yıkayacağım. Çünkü suya tuttuğum an tabana düşebilir. Şöyle birer tabak mısırımız. Şimdi ben de film seçeyim. Ha, bir tane film açalım. Gerçi çok izlediğimiz için artık yeni film bulmakta da zorlanıyoruz da.
Bize afiyet olsun. Evet, filmi izledik. Çok güzeldi. Böyle karışan bir bebek hikayesiydi. Çok tatlı bir filmdi. Şimdi film bittikten sonra dedim erişteyi pişireyim. O sırada makina da bitti. Bulaşık makinesini de yerleştiriyorum. Erişteğimiz kavrulurken. İşte biraz dinlenmece, biraz iş. Bitmiyor ki. Bir türlü koşturmaca, hayat telaşı. Bunları yerleştireceğim. Şimdi yemekten sonra tekrar bir daha dolduracağız. Ay, havada artık şey karardı. Akşam ezan okundu şimdi. Ama rüzgar kesilmedi. Hala devam ediyor. Şöyle tereyağıyla güzel kavuracağım erişteyi. Tarhana çorbasını yapmadım Muzaffer. Yapayım mı? Bugün tarhanasız kaldık. Yok, yapmana gerek yok. Şey, çünkü mısır böyle doyurdu. Değil mi? Mısırı çok yedik şimdi ya. Şu an açlıkta hissetmiyorum. Aynen öyle. Açlık yani hissetmiyoruz ama yine akşam yemeği tabii ki yenir. Az bir şey yaptım. Yani yaptım zaten erişteyi. Az olsun bitsin diye. Şu bardakları da yerine koyalım da. Kaloriferi açtık biraz. Ama çünkü dışarısı inanılmaz soğuk şu anda. Sen baktın mı zaten, dışarı çıktın mı be? Yaklaşık 8-9 derece. Ha, bayağı soğuk değil mi? Evet. Ay şöyle. Mutfakta bir taraftan toplama işi, bir taraftan işte yemek işi. Ben önceden bu kaşıkları buraya çıktığını bilmiyordum, biliyor musun? He, burada mı? Teker teker oradan alıp götürüyordum. Neyse, bu çok büyük bir rahatsızlıkmış. Yani tecrübe zamanla öğreniliyor değil mi Zafer? Aynen öyle. Yalnızca ben bizim bulaşık makinesi nasıl çalışıyor onu bilmiyorum. Bak, çamaşır makinesini biliyorum ama. Çamaşır makinesi şey zaten, program yazıyor da. Bunda da iki tane program var zaten eski. Yani 20-25 senelik neredeyse. Tabii 25 senelik falan makinamız. Bunu da Malatya'dan almıştık bu makineyi. Bulaşık makinesini. Tabii tabii. Ama şeydi yani, önceden bulaşık makinesi çok kullanılmıyordu ya. Sadece günlerde misafirden misafire kullanılırdı. Ama şimdi günlük hayatta hani hiç plastiklerin ve tencerelerin haricinde elimizde yıkamıyoruz artık. O zaman alırken hani alacak bir şeyimiz yoktu. Televizyonum vardı, buzdolabı vardı, taksit yoktu. Taksit hiç olmazsa bir taksite girelim dedik. Bir mal sahibi olalım dedik. O zaman almıştık. Şimdi makinaların fiyatları 20 bin, 25 bin. Fiyatları öyleymiş. Yani her şey o kadar pahalı ki artık. Bozulmasın tabii hiçbir şey de. Bir de eskiler daha sağlam tabii. Aynen öyle. Bizim çamaşır makinesi de öyleydi ya. 2200 çamaşır makinesiydi, evet. Evet, çok güzel yıkıyordu o da. Ama o da kaç kere tamir gördü ya. Sonunda artık tamir olmaz deyince yenisini almıştık. Eriştemizde. Şöyle pişsin. Kaşıkları da yerleştireyim. Her evin kendi bir düzeni var. E tabii canım. Yalnızca şey, kadınlara ben aklım ermiyor. Niye? Tabakları bir yere konuluyor. Kaseler bir yerde. Şimdi şurada görüldüğü gibi. Düzen. Ama bu sefer başka kaseler başka bir yere gidiyor. Kapaklı kaseler başka bir yere. Kapaksız kaseler başka yere. Dikdörtgenler başka yere. Hem saklama kabı bir yere. Günlük kullandığın yemek takımları yeri buraya koyuyorum mesela ben. Ha, onları biliyorum da. Bardakları bu tarafa koyuyorum. Bazen bir şeyler çıkıyor, onları nereye koyacağımı bilemiyorum. Bak mesela şu kaseler var ya. Hmm. Şu görünen kaseler. Onları nereye koyacağımı bilemiyorum. Onlardan bakalım. Buraya. Tabii tabii, orada duruyor. Kase tarzı olanlar oraya konuyor. Tabii hepsini bilemezsin tabii de.
Yani kadınlar mutfağa daha hakim olduğu için seni bilmemen gayet normal yani. Kaynasın da altısın. O demlensin. Erişteyi öncelikle tabii biz haşlayıp suyunu dökerdik. Sonra ben bu demleme yöntemine alıştım. Annem falan da böyle yapıyor artık. Şimdi artık biz makarnayı da demleme olsun yapıyoruz. Tabii vitamin içinde kalıyor yani, suyunu dökmüyorsun. En güzeli. Bence de. Şöyle. Bir tencerede ne var? Şu tava tencerede. Ha onda şey ya, içli köfte yapayım diye kıyma kavurdum da içini hazırladım. İnşallah hamurunu da yaparsam içli köfte yapacağım. Yarına bir gün ama. O donsun diye bir gün öncesinden yaptım ki. Bugün değil artık. Kaşıklığın ama yalnız Muzaffer alt tarafı kırılmış bak şurası. Buradan kaşıklar şey yapıyor, düşüyor. Bence bir yeni bir makine almaya ihtiyacımız olacak çünkü kapak da kırıldı. Ha deterjan. Deterjan kapağı. Konulan yer de evet. Kırık. Orayı da değiştirmedik. Nasıl olsa dedik ki makine eskidi artık. Ama şu anda yenilenmesini istemem ya. Güzel bakıyor çünkü. Çok memnunum ben. Şu takıma kapla şuraya. Sen bilemiyorsun ama. Bazen bardaklar böyle kireçli kireçli kalıyor. Ha tuz koyuyor. Mat koyuyor. Evet. Tuz mu? Yani üçü bir arada deniyor ama gene de tuz istiyor. Tuz nereye koyuyor Serpil? Tuz şu iç tarafta ya. Orada bir kapak gibi bir yer var ya, oraya koyuyoruz. Şu içinde. Şurada şurada. He. Kapak var ya. Oraya dolduruyoruz. O filtre gibi olan yere konsan olur. Nereye? Şu öbür daha büyük. Filtre gibi yer var ya. Hayır canım, orası gider yeri. Gider yerim orası. Hı-hı. Onu arada da çıkarıp temizliyorum ya ben. Orada kirler falan bazen birikiyor. Orayı temizliyorum. Onu bilmiyorsun tabii sen. Neyse. Bilmediğin bazı şeyler de olabilir yani. Değil mi? Aynen. Şeyin dedi, Asya'nın dediği değil mi? Ay şey aklıma geldi ya, yani mısırı falan yerken eskiden pazar günleri banyo günü olurdu. Ertesi gün tabi okul olacak, iş olacak diye. Sobayı yakardı. Tabi sobalı evde büyüdük biz. Yani benim yaşıtlarımın çoğu belki sobalı evde büyüdü. Annem banyo kazanını yakardı. İşte banyomuzu yapardık. Sonrasında çay yapardı. Bir de böyle cevizden işte acuka yapardı annem. Ay böyle taze ekmeğe onu sürerdik çayla. O günler aklıma geldi. Ben pazar günleri hiç sevmezdim. Pazar günleri biz yorganlarımızı sökerdik. Annem yorgan katlardı, biliyor musun? Çamaşır günüydü. Evet, çamaşır günüydü. Yani banyo yapardık, çamaşırları pazartesi yıkardı annem. Annem pazar günü çamaşırları yıkardı. Yorganlar sökülür. Ama o ne kadar eziyetti. O yorgan kaplanırdı. Ya yorgan kaplanırdı. Salona serersin. Evet. Önce yarısını dikerdi annem. Çok her hafta sonu. Çok büyük bir eziyet aslında. O zaman yani, şey yok muydu şimdi bu pike. Nevresim yok. Nevresim. Aha, kaplama yorganlar vardı ve yün yorgan. Yani bizlerde hep yün kullanılırdı. Yani yazın bile yorganla yatardık biz. Hiç öyle pike falan yoktu. Bizde de yoktu canım. Pike adeti yoktu. Ya soğuk memleket olduğu için. Ha nevresimdi değil mi? Pike diyorum ona. Ha nevresim. Sonradan nevresim geçirilmeye başlandı işte. Ama ben de nevresimi takmasında çok zorlanıyorum. Ay babaannem rahatlıkla sevmezdi. Kızım boynuma dolanıyor derdi. O böyle kaplama yapardı. Nevresimi bile ucunu dikerdi babaannem. Çok titiz bir kadındı. Ay bunlar içinde yatsın babaannem. Allah rahmet eylesin. Çok çok titizdi gerçekten. Giyimi, kuşamı, hani ütüsüz hiçbir şey giymezdi ya. Artık son zaman hani yapamazdı, anneme falan getirirdi. Anneme bütün ettirirdi. Yazın hani bize orada olursak bana getirirdi tülbent falan. Beyaz tülbent örterdi. Onun ütüsünü getirirdi, bana yaptırırdı. Kızım şunu ütüleyiver diye. Ay mekanı cennet olsun babaannemin.
Çok temiz, titiz bir kadındı. Ben bardakları böyle koyuyorum ya, ağzı yukarıya. Bazıları ters koyuyor. Ha, bir zamanlar böyle ağzı aşağı koyardım. Yani şimdi ne bileyim, böyle alıştım artık. Ağzı aşağı koymak şey geliyor bana. Tuhaf geliyor. Ama böyle kapaklı dolap yoktu ki eskiden. Terek vardı. Ha tabii canım, terekler var. Bizim Malatya'da bir oturduğumuz evde vardı ya terek. Terek. Boydan boya terekti o. Evet. Şöyle kupaları yukarı koyayım. Bu kupalarla genelde Ünal içiyor çayı. O küçük bardak sevmiyor. Ay ben de illa yani böyle şu küçük normal bardaklarla çok seviyorum çayı. Hani şeyle falan, porselen kupalarla falan hiç içemem zaten de. Ben de askerden döndükten sonra kupayla içemez hale geldim, evet. O zaman bize levazım bardaklar vardı. Metal. Ha. Askeride hep onlar vardı, kırılmasın diye, biliyor musun? He. O da zaten ısıyı da tutamazsın. Şey, ve çelikten, evet. Evet. Şu saklama kapları nerede? Duruyor. Buradan. Bizim adabak geliyor, tamam. Oradan alıyor ya. Ama şuradaki tahta olanları alıyor. Şu tahta olanları geliyor, kızım, alıyor. Kırma diyorum onları. Şu tahtaları. Bu tahtaları alıyor. Geçtiğimde karıştırayım. Evet, akşam oldu. Vallahi dışarıda olanlara Allah yardım etsin. Hani Türkiye'nin çoğu yerinde kar yağışı varmış zaten. Hatta Bolu tarafı falan, biraz önce haberlere baktık ya. Bolu'da anda kazalar olmuş. Aha. Evet. Yollar kar yağışından dolayı. Kapalıymış. Evet. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin. Şu soğukta. Görev yapanlar var tabii ki. Ama sanki erken yağdı kar değil mi bu sene? Kasım ayında, evet. Evet. Ya bizim çocukluğumuz zamanında bu normaldi. Yani o zamanlar hatta daha da erken yağdı tabii. Artık öyle kar yağmıyor ki. Ay şeyde, Aralık'ta gittiğimizde belki kar olursa Asya çok mutlu olur. Çok sevindim, evet. Kar görmedi ya yavrum. Ha gördü küçükken, şey saklı kente götürmüştü ya babası. Orada gördü de. Ya ben ne bileyim, soğuğu çok sevmiyorum, sıcağı seviyorum aslında. Hani biz Isparta'da yaşarken de Davraz Dağı'na çıkardı herkes. Biz de mangal yapmak için çıkardık. Hatta Ünal çok gelirmiş kayak yapmaya. O dönemlerde hani tanışmıyoruz biz ama. Siz niye kayak yapmaya gitmiyorsunuz anne? O zaman bize şaşırmıştı ya Muzaffer. Ya dedim ben bilmiyorum, hani çocukken karda çok kayardık ama. Ama bizim, hani bir spor olarak yapayım. Ama bizim yaşlarda Anadolu'da yaşayanlar için kar bir bereketti. Bereket tabii. Bir de ayrıyeten fazla kar yağdığı zaman eziyetti. Şimdi şehirde merkezde yaşayan kişiler için kar bir keyif. Mutluluk, keyif tabii. Ama biz o keyfi dördüncüsü yaşayamazdık ki. Eziyetini çekiyoruz. Tabii. Okula gideceksin, yollar kapalı. Yürüyerek ya. Okula mecburen gideceksin, servis yok. İşe gideceksin, yollar kapalı. Şimdi gibi vesait yok, araba yok. Ama şimdi işte hafta sonları herkes kar yağan yerlere gidiyor. Burada da tabii. Saklı kente çıkıyor herkes. Hani görmedik Saklı kente ama belki bu sene gideriz. Eğer kar göremezsek gidelim biz de. Bir de bizim zamanımızda camlar buhu olurdu. Buhu geç artık buzdolardı, buz olurdu. Hasan Olan'da alt katta oturuyorduk ya. Mutfak camı acayip derecede buz tutardı. Buz dışarıda tutardı, hiç gözükmezdi. Evet. Onu hatırlıyorum. O zaman soba vardı tabii. Sobalı, kovalı böyle sobamız vardı. Dışarıdan buz tuttuğunu hatırlıyorum. Hatta çamaşırları dışarıya asardık. Lütfiye'nin bir dönem hazır bez kullandık ama bir dönemde şey normal işte Amerikan bezinden bezler dikmiştik ona. Onu kullanırdık. Bir de dışarıya asardık onu. Orada çatır çatır buz tutardı. Buzlu buzlu alırdık. İçeriye taşırdım geri. Sobanın o üstündeki telleri asardık. Orada çözülürdü. Hani dışarıya niye asıyorsun? Zaten kurma ihtimali yok. Bir de aslında. Sert olurdu onlar ya. Yazık yavrum donar ya. Donar tabii. Ondan sonra geri getirip içeri asardık. İki iş. Ama yani. Kullanmak için de yani şimdi onu her bir mecburen hep yıkamak zorundasın. Ay tabii canım, kaynatırdım.
Kaynatıyorsunuz kazanda, onu tabii. Kazanda özel kazan vardı, onun bezleri kaynatırdım ben. Özel deterjanı vardı, sabunu vardı. Sabunla. Evet. Tabii, sabun tozuyla kaynatırdım. Sabun tozuyla. Bir de naylon vardı. Ha, naylonu var onun. Naylon yani. Var, onun tabii. Üstüne naylon geçir. Naylon. Yazık var. Onun pişikleri falan yanardı. Eskiden var ya. Eziyetmiş ya, gerçekten eziyetmiş. Hani şimdi kolaylık gençlerin hiç hazır bez kullanmayan yok artık yani. Neredeyse. Tüm hani çocuklara hazır bez kullanıyor tabii de. Yani eskilerin gerçekten işleri daha çok ağırmış. Hani o kadar alet edevat yok. Ama hiçbir şeyden de şikayet etmezlerdi yani, ben hiç duymadım. Annemin mesela ben hiç duymadım ki hani şu işi de şöyle yaptık falan diye. Hiç gocunmadan yaparlardı ya. Yani. Şimdi gençler her şeyden şikayet eder haldeler. Yani çocuk büyütüyorlar, çocuğa bakmaktan şikayet ediyorlar. İşte bizim özel zamanımız kalmadı diye şikayet ediyorlar. Ya yani o eski kadınları düşününce, yani görünce gerçekten hani kıpla ediyor insan onlara. Azıcık bir sürü kaldı eriştemizin de. Eriştemiz peynir. Ha, epeydir değil mi? Evet. Bayağıdır yapmamış. Muzaffer bunu peynirli sever, ben yoğurtlu. Ben üstüne sarımsaklı yoğurt dökeceğim. Aramızda fark olacak mı muhakkak? Benim sevdiğimi sen sevmeyeceksin, sen sevdiğini ben sevmeyeceğim. Aynen. Ay, aslında hamur da burada kalmış ben ya. Ben sabahtan yapmıştım onu. Ha, bunu ben içeyim bari. İyi. Soğumuştur ama. Yok, çay yapacağım ve kaynar su eklerim ona. İçelim çünkü yarına bu kötü olur. Unuttuk onu içirmeyi de. Şunu da kaldırayım. Evet, yemeğimizi de yedikten sonra artık çay keyfi de yaparım inşallah. Valla birkaç saat güzel dinlendim. Televizyonu izlerken oturduk, dinlendik. Şimdi de yemekten sonra dinlenirim. Yarın yine hayat telaşı başlayacak. Yeni bir hafta başlıyor tabii ki. Öğretmenler günü de kutlu olsun öğretmenlerimizin. İzleyen takipçilerimizden de öğretmen olanlar var. Bizim ailede de öğretmen çok. Muzaffer'in abisi, yeğenleri, teyzesi. O kadar çok öğretmen var ki ailede. Öğretmenlerimizin de günü kutlu olsun. Onlara da mesaj yazdık tabii. Kutladık öğretmenler gününü ama onların tabii ki hakkı ödenmez. Hani öğretmenler, biliyorum, yol gösterici, çocuğun tamamen hayata hazırlanması o kadar önemli ki. Hani hayatımızda öğretmenlerin yeri. Onların büyüklerin ellerinden, küçüklerin de gözlerinden öperim tabii ki öğretmenlerimizin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki videomuzda sağlıkla, sıhhatle buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.